proje olarak katılıyor. Bunun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası Eko Ticaret ve Kalkınma Bankası ile yapılan ikazlar ve finanslar ettik. Konuğumuz Sayın Yazım Gökhan. Türkiye'deki ilk ve tek sürtünmeli sarkaç tipi üzerine çalışan üreticisiyiz. Aynı zamanda tasarımını da yapıyoruz. Solda gördüğünüz depremli bir yapının deprem sırasındaki davranışı, sağdaki de dökülmeye yakın aslında. O da normal bir geleneksel klasik yapıların depremdeki tepkisi. Gördüğünüz üzere üst yapı çok fazla etkilenmiyor aslında deprem izolatörlü olunca. Çünkü deprem izolatörlünün mantığı aslında yatay kuvvetlere çok fazla dayanıklı olduğu için yapının hareket etmesine olanak sağlıyoruz aslında. Normalde yapılar rigidlik üzerine tasarlanır, hareket etmemeler üzerine tasarlanır. Fakat bizim izolatörlerimiz sayesinde depremde özgür bir şekilde hareket ediyorlar. Yataydan gelen kuvvetleri sönümlemiş oluyoruz biz. Bu şekilde de herhangi bir çok fazla hissedilmiyor yani aslında. Japonya'dakilerin yapılan... Evet. O teknolojiye benzer. Onlar kauçuk üzerine yapıyorlar. Biz biraz daha sürtünmeli sarkaç üzerine yapıyoruz. Bizim bu arada kullandığımız teflon bazlı özel bir malzememiz var. Bir nevi hareket enerjisini aslında ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Ve bu şekilde de depremin enerjisini sönümlemiş oluyoruz. Üst yapıya o kadar fazla aktarılmıyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çiler'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, öncelikle programla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Ya biz bu programı biliyorsunuz ana sponsorlarından biriyiz. Biz 2009'dan beri çalışma arkadaşlarımıza göreve geldiğimizden beri hep deprem gerçeğiyle ilgili programlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sizlerin de yakından izlediği programlar var. Bu bilinci muhakkak yerleştirmek lazım. Tabii şimdi ülkenin gelişmesine katkı sağlayan etkenler var fakat ülkenin gelişmesine etkileyen etkenler de var. Bunlardan biri deprem. Bundan kurtuluş yok ama riskleri ne kadar aza indirebiliriz diye onun çalışması içindeyiz. Bu konuda biliyorsunuz afet gönülleri kuruyoruz, eğitimler verdiriyoruz. Aynı zamanda bu yılda biliyorsunuz afetle ilgili seferberlik yılı, eğitim yılı ilan edildi. Biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Sizler de yerel basın olarak gerçekten destek veriyorsunuz. Bir de şu gerçeği unutmamak lazım. Coğrafi konum olarak Türkiye bu faylar üzerinde duruyor. Biz 1939'da Erzincan depremini yaşadık. 33.000 kişiyi kaybettik. 1999'da Kocaeli, yaşadığımız kentte bir deprem oldu. 20.000'den fazla insanımızı kaybettik. Bunları kaybederken şunu gördük. Evet, insanlarımızı kaybediyoruz. Belki evlerimizi, iş yerlerimizi kaybediyoruz ama ekonomik kayıplar da oluyor. Çünkü bu kent sanayinin başkenti olan bir yerde. Bu riskleri ne kadar azaltırsak o kadar başarılı olacağız. Bunu da azaltmanın yolu işte eğitimle geçiyor. Yapılan binaların bu kültüre uygun yapılması. Aslında biz hep şunu deriz. Bizim yaptığımız binalar bizi öldürüyor. Bunu ne kadar aza indirirsek o kadar az olur diye düşünüyorum. Bu konuda tabii ekolojik dengeyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa onu da bilim uzmanları, bilim insanları gerekli bilgileri verecek. Biz de bu konuda aydınlanacağız. Bundan sonra yerel yöneticiler, kamu yöneticilerine çok şey düşüyor, iş düşüyor. Geleneksel inşaatlardan vazgeçip akıllı şehir kavramına uygun, teknolojiyle uyumlu kentler oluşturacağız. Bu da bir gerçek. Japonya örneğini alacağız. Japonya'da 8.9 işte 9.2 şiddetinde deprem olduğu zaman herhangi bir can kaybı olmuyorsa çok hafif atlatabiliyorsa biz neden yapmayalım bunu? Benim temennim ileriki günlerde Türkiye'de ve bu ülkede yaşayan herkes bunun bilincinde olacak. Belki devlet bir takım yatırımlarına, bir takım politikalarla, ürettiği politikalarla daha bilinçli, daha dayanıklı yapılara ayıracak diye düşünüyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için gerçekten size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet. Evet, Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz'le birlikteyiz. Sayın Başkan, programla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii bugün burada düzenlenen konferans deprem mühendisliği ve sismoloji üzerine ana teması kurulu. Gebze, Kocaeli bu bölge bir deprem gerçeğinin tam ortasında. 99 depremini yaşadık hep beraber, acıyı hissettik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada evet mühendislik olarak, deprem mühendisliği olarak her türlü tedbiri almakla kurumlar, vatandaş, otoriteler bunu yapmak zorunda. Ama diğer taraftan da vatandaşlarımızın konut tercihini yaparken önceliğinin ne olduğunu çok iyi bellemesi gerekir. Ben konforlu, lüks, büyük bir dairede mi yaşayacağım yoksa güvenlikli bir dairede mi yaşayacağım? Önceliğini konfora ve büyüklüğe bağlarsa belki bu kentsel dönüşümde oturduğu evi değiştirmeyi geciktirmiş oluyor. Halbuki bunun yerine belki konforundan bir miktar taviz vererek önceliğini güvenlikli evde oturmaya yönlendirirse inşallah kısa sürede bu risk alanlarından ve risk konutlarından kurtarmış oluruz kendimizi. Burada tüm vatandaşlarımızı önceliğin güvenlik olduğu bir anlayışa yönelmelerini biz tavsiye ediyoruz ve davet ediyoruz. Çünkü deprem gerçeği uzağımızda değil. Dün yine Yunanistan'da 6.3 deprem oldu ama burada da hissedildi. Gebze'de de bu deprem hissedildi. Bu şu anlama geliyor. Dün Yunanistan, gelecekte yine burada olacak. İstanbul depremi söz konusu. Bu bölgede yine deprem olacak. Bu deprem gerçeğini hiçbir şekilde göz ardı etmeden biz tedbirimizi almakla yükümlüyüz. Bu anlamda da üniversitemiz Gebze Teknik Üniversitesi de gerçekten deprem deprem mühendisliği konusunda çok iyi çalışmaları var. Bu bölge için kazanımdır. Bu kazanımlar doğrultusunda da biz üniversitemizde sıkı işbirliği halinde çalışıyoruz. Teknik anlamda alınması gereken tedbirleri alma gayretimizi devam ettireceğiz. Bu öncelikli kamu binaları için biz bu çalışmayı yapacağız ama vatandaşlarımız da kendi konutlarıyla alakalı önceliğinin güvenlik olduğu bir anlayışla dönüştürmek için gayret ve çaba göstermeleri gerekir. Bu konuda biz vatandaşlarımıza yol gösterici, açıklayıcı altyapıyı sunmaya gayret edeceğiz. Yapılan bu çalışmanın bölgemize, mühendislik camiasına ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Göreve geldiği günden beri deprem diye sürekli bağıran, sürekli depremi gündemimize taşıyan değerli bir isimle İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Şube Başkanı Ahmet Kadı ile birlikteyiz. Sayın Başkan, öncelikle programı bize kısaca özetler misiniz? Bu program için biz aslında bir yıldır hazırlanıyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber bu programın 6.'sı düzenlenen, uluslararası bazda düzenlenen deprem mühendisliği ve sismoloji konferansını Gebze'ye getirebilmek için öncelikle Gebze Teknik Üniversitesi ile daha sonra Gebze Ticaret Odası ile organize bir şekilde çalışarak Gebze'de 99'dan sonra depremin bu kadar yoğun konuşulduğu ve hatta deprem olmadan depremin konuşulduğu tahmin ediyorum nadir organizasyonlardan biri. 200 civarında oturum var. 100'den fazla bilim insanı var. Bugün burada bilim konuşuluyor. Hurafe değil, bilim anlatılıyor. Olacak olan depremle ilgili, olacak olan depremlerle hatta afetlerle ilgili konuşuluyor. Bu minvalde bu şekliyle önemli. Ayrıca bu çapta bir organizasyon ilk defa Türkiye'de bir ilçede, Gebze'de yapılıyor. Ben Gebze evet sanayinin başkenti ama ben hep şunu da istiyorum. Gebze artık depremle mücadelenin de başkenti olsun. Bu anlamda da sembolik olarak bizim için çok önemli. Evet. Peki somut olarak diyelim ki 3 gün sürecek. İşte çok sayıda bilim adamı katılacak. Bu toplantıdan sonra sonucu somut olarak neler öğreneceğiz açıkçası? Şöyle bugün burada sadece Türkiye'den değil dünyadan da değişik bölgelerden bilim insanları olacak. Bir kere deprem bakışımızı geliştirecek. Yani vizyonel bir yaklaşıma sahip olacağız. Çünkü depremi sadece bizim gördüğümüz şekliyle 99 İstanbul depreminden yola çıkarak değerlendirmek de çok doğru değil. Farklı yapılarda depremlerle dünya karşılaşmış ama dünya bunun çözümler üretmiş. İşte biraz önce yenilikçi çözümlerden bahsettik. Depremle ilgili yenilikçi çözümler neler yapılacak, yapılıyor ya da hangi çalışmalar var, erken uyarı sistemleri vesaire gibi ya da yapı malzemeleriyle ilgili onların standartlarını yükseltmek ve korumakla ilgili bir takım çalışmalardan bahsetti çevre şehirciliğin ASELSAN'ı. Yani yerli firmalar dahi bunlardan bahsetti. Yabancı firmalar neler üretmiş, bunlardan bahsedilecek. Onun dışında biz hep şunu söylüyoruz. Bir sorunla boğuşabilmek için önce sorunu anlamanız gerekir. Doktorlar da böyle yapıyor. Önce bir teşhis ediyor. Ondan sonra bir mücadele şekli belirliyor. Biz bugün bilimsel anlamda, teknik anlamda bir kere deprem gerçeğini masaya yatırdık. Ameliyat edeceğiz, neticeyi alacağız. Akabinde de depremle mücadele, dediğim gibi afetin, felaketin boyutunu öğrendiğimiz zaman mücadele şekillerinde daha iyi masaya yatırabiliriz. Biz bunu aslında yapıyoruz. Yani tabi burada onlarca bilim insanı var. Hiçbirine saygısızlık yapmak istemem. Biz de onlardan aldığımız ışıkla dediğiniz gibi 6 yıldır gerçekten Gebze'de deprem diye bağırıyoruz, olacak diye bağırıyoruz. Bu minvalde bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Burada bilgi ortamda var. Tamamen bize kalmış. Ne aldık? Aldığımızı ne kadarını uyguladık? Bir gün her şeyi alıp her şeyi uygulamaya başlarsak o zaman işte bu sempozyumları da belki yapmaya gerek kalmayacak. Şunu sorayım. Sürekli depremle mi yaşamalıyız? Sürekli korkarak mı yaşamalıyız? Siz mesela bir inşaat mühendisi, bir teknik insan olarak depremden korkuyor musunuz? Hazır mısınız? Veyahut da hazır mısınız? Birey olarak hazır mıyız? Bölge olarak hazır mıyız? Ülke olarak hazır mıyız? 3 hayırla maalesef konuyu bu şekilde özetlemek zorunda. Hayır değiliz. Depremden korkuyor muyum? Elbette korkuyorum. Niye korkuyorum? Yine söylüyorum. Hazır değiliz. Japonya hazır. Depremden korkmuyorlar. Deprem bir doğal olaydır arkadaşlar. Yani yağmur nasıl yağıyorsa, elbette, güneş nasıl doğuyorsa, ama işte, sel nasıl oluyorsa. Ama işte doğa olayını insan faktörüyle birleştirdiğimiz zaman afete döndürüyoruz maalesef. Biz depremden değil ama depremin dönüşeceği afetten korkuyoruz. Ne zamana kadar? Bununla ilgili çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı tamamlayana kadar. İşte bir şeyden bahsetti arkadaşlar içeride. Kentsel dönüşüm. Evet, çok ivedilikle. O siyasilerin işi, ben rantımantı bilmem ama bu bölgede öncelikle, daha sonra da ülkenin tamamında kentsel dönüşüm hamlesi başlatıp %60'ının riskli olduğunu söylemişti belediye başkanımız, buradaki yapı stoğunun. Riskli yapılarımızı bir an önce dönüştürebilirsek, depreme ve afetlere, afet öncesine hazırlığımızı tamamlayabilirsek afetten korkmayacağız. Afet anının tedirginliği geçtikten sonra hayatımız olduğu gibi devam edebileceğiz. Ama şu anda depremden korkuyor muyum? Evet, korkuyorum. Ümit ediyorum ki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaparız ve korktuğumuz başımıza gelmez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan'la birlikteyiz. Sayın Hocam, bu önemli programla ilgili bize kısa bir bilgi verir misiniz? Elbette ki. Şimdi öncelikle bu kongrenin Gebze'de olması, daha önce 5 tane farklı, ülkemizin farklı illerinde yapılmış ama ilk defa bir ilçede, Gebze'de yapılıyor. Burada Gebze Teknik Üniversitesi'nin hakikaten büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bundan dolayı çok mutluyuz. Memnuniyetimizi belirtmek isterim. Efendim, 1992 üniversitemiz Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile 1992 yılında kuruldu malumunuz. Ama 1999 yılında ilk defa deprem ve yapı lisansüstü programı de faaliyete geçti. İlginçtir ki o yılla malumunuz bir 17 Ağustos depremini yaşadık. O zamandan beri hakikaten üniversitemizde depremle ilgili olarak çok güzel çalışmalar yapılıyor. Güzel sonuçlar elde ediliyor. Bunları biz kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu elbette ki halkımıza, kamuoyuna, diğer kamu kuruluşlarına, karar vericilere birer döküman olmuştur. Bundan dolayıdır ki hakikaten bu çalışmaların, bilimsel çalışmaların, yaklaşımların yapılmasında bir bilimsel etik anlayışı ve ahlakıyla bu ilgili birimlere bu sonuçları sunuyoruz. Burada en ufak bir şekilde herhangi bir suistimal olmayan, yalın ve sadece bilimsel çalışmalar ve dokümanlar sunulmaktadır. Malumunuz şu anda 150'ye yakın lisansüstü öğrencimiz var bu programda. 250 tane de lisans öğrencimiz var. Bunların çoğu bu konuda ülkemize mezun olduktan sonra ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerdir. Malumunuz ülkemiz bir deprem bölgesi aslında. Dolayısıyla bu konuda halkımız müsterih olabilirler. Çok donanımlı, imkan ve kabiliyete sahip insan kaynağını yetiştiriyoruz. Geriye ne kaldı? Geriye artık hep beraber el birliğiyle deprem konusunda herhangi bir kendi menfaatlerine, kişisel menfaatlerimizin önünde ülke menfaatlerimizi düşünerek önlemler almak, bu önlemleri alırken dokümanlar ve altyapının üniversitemiz tarafından sağlanması ve karar vericiler tarafından uygulanması. Evet, teşekkür ederim hocam. Bu program sanıyorum 3 gün devam edecek. Paydaşlarınız kim? Kimler katılacak? Nelere daha çok dikkat çekilecek? Şimdi burada bizim paydaşlarımız elbette ki eş paydaşımız Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bunun dışında Gebze Ticaret Odası, AFAD, İnşaat Mühendisleri Odası Birliği, ASELSAN, Gebze Teknik Üniversitesi'nin inşaat bölümü, inşaat mühendisliği bölümü, bunlar da bizim paydaşlarımız. Tabii sponsorlarımız da var, onları da unutmamak gerekir. Onlara da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi burada özellikle yapı konusunda, yapı malzemeleri konusunda, yapı sağlığı konusunda çok çeşitli alanlarda bildiriler sunulacak. Ve bu bildirileri biz kamuoyumuzla paylaşacağız. Bunu bir elektronik ortamda paylaşacağız. Ben kamuoyuna özellikle web sitemizi takip etmelerini, buradan çıkacak olan sonuçların kendilerine tüm şeffaflığıyla sunulacağını bildirmek isterim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman'la birlikteyiz ve burada güzel bir sergisi var. Sayın Kahraman, sergiyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Depremi beraber yaşadık zannediyorum. Siz de, doğru mu efendim? O zaman hem biz size hem siz bize sormuş olursunuz. Mustafa Bey çok önemli bir gazetecisi bölgemizin. Hakikaten gerçek emekçi diyebileceğimiz, kendini bu mesleğe veren. Kaç sene oldu Mustafa Bey? 29. sene. Öyle mi efendim? Siz zaten 28 yaşındasınız. Mustafa Bey hakikaten çok önemli. Depremi burada yaşadık. Ben 7. kattaydım. Depremi yaşadığım bina. O geceyi hiç unutmuyorum. Saat o 03.02'de yerin altından öyle sesler geliyordu ki sanki bütün iş makineleri, her şey yerin altından binayı altın üstüne getirecekmiş gibi. Pencere açıktı. Körfez'den büyük bir ışık hüzmesi yayıldı. Daha sonra her şey kapandı. O saniyeler içerisinde çocuklarla beraber nasıl dışarı çıktığımızı ve o gün dahil 3 gün TRT'nin bile bu bölgeden, yaşadığımız Gebze'den haberi yoktu. O günleri unutmak mümkün değil. Sabah erkenden Gebze Darıca bölgesindeki çöken o siteye gittiğimde o resimde var. Yani gerçekten o deprem gerçeğini ilk defa görmüştük. Orada hemen gazetecilik, belgeselcilik görevimiz hareketlendi ve o dönemde yayınlanan bütün gazeteler, ki yaklaşık 500'e yakın gazete var. O dönem yayınlanan yerli, ulusal, uluslararası toparladık. O gazetelerin belli başlıklarını sergi haline getirdik. Deprem bilinci noktasında ne yapabiliriz çabası içerisinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak bu sergimizi burada uluslararası 6.'sı düzenlenen Gebze Teknik Üniversitesi'nde açmış bulunuyoruz. Burada çok sayıda o dönem yayınlanan gazetelerin ana manşetleri var. Manşetlerle deprem gerçeği sergisini de belki ilk defa da bir televizyon kanalına size bu sergiyi bilgi olarak açmış bulunduk. İşte arkamızda o bölgeler, o gün işte Türkiye'yi besleyen Gebze'nin çaresizliği, hakikaten insanlar kaçıyordu. Deprem yönetmeninin de katkısıyla biz bu sistemi de kurmaya başladık. Büyük bir şans İzmir, Sisak depremi olmadan önce İzmir'de Mistral, sol tarafta görmüş olduğunuz bina yaklaşık 48 katlı bir bina. Siz de buraya kurmuştuk. Özancan Çelik hocamız bu sistemi takip etmekte. Görmüş olduğunuz iğme değerleri, ötelenme miktarlarını yakaladık. Maksimum yer değiştirme 48. katta 16 santim olarak saptandı ve 0.28 G'lik bir iğme değeri maksimum ivme değerini elde ettik. Zeminde de 0.11G'lik bir ivme değeri. Üst tarafta da bu hareketi görmekteyiz. Bir başka teknolojik çalışma, AFAD Türkiye Deprem Veri Merkez Sistemi. Akademisyen, üniversitelerimiz, özel sektörümüz, belediyelerimizin ortaklaşa işletmiş olduğu tüm deprem istasyonlarının verileri tüm kullanıcılara açık. Yine TADAS, Türkiye İME Veri Tabanı ve Analiz Sistemi. Depremden hemen sonra ulaşabileceğiz. Deprem öncesi de dahil olmak üzere verileri kullanabileceğiz bir sistem. Sonuçta bizim bütün bu çabalarımız, siz değerli akademisyenler, kullanıcıların deprem zararlarının veya da afet zararlarının azaltılması amacıyla yapacağınız çalışmalar içindir. Erken uyarı sistemleri konusunda çalışmayı başlattık. Her ne kadar ülkemizde erken uyarı sistemleri biraz zor olsa da Gebze Teknik Üniversitemiz, Devlet Demiryolları ve AFAD'ın ortaklığında şu anda Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattı için sistem kurulacak. Bunun geliştirilmesini biz teknik üniversitemiz ve devlet demiryolları ile birlikte yapacağız. Bir başka önemli çalışma Bursa'nın doğalgaz acil müdahale sistemi. Bunda da Kocaeli Üniversitemiz değerli hocalarıyla birlikte Bursa doğalgazla birlikte bu çalışmayı yapmaktayız. Hatta önümüzdeki senede bitirmiş olacağız. Evet, çok değerli katılımcılar bahsetti. Akıllı Şehirler Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığıyla artık yaptığımız bu çalışmalar biraz da topluma odaklanmalı, kişiye dokunmalı diye düşünüyoruz. Belediyemiz ve üniversitemizle birlikte Kocaeli için bir akıllı şehirler projesini şu anda gerçekleştiriyoruz. Sadece bu değil, depremlerin önceden tahmini konusunda da yurt dışı ile ilişkili ionosfer gözlemleri çalışmalarımız var. Değişik bir konu, navigasyon GPS cihazlarından hareket ederek deprem belirlemesiyle ilgili analiz sistemini kurduk. Burada Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yaygın TUSAK'a aktif istasyonlarını kullanıyoruz. Biz de yine GPS istasyonları kurmaktayız. Bilgi sistemi deyince teknolojik açıdan şekilde görmüş olduğunuz gibi hız ölçerler, ivme ölçer, küresel konumlama, yapısal izleme sistemleri, derin kuyu istasyonlarından alınan veriler yine yapmış olduğumuz deprem konumlama ve analiz sistemi, ivme analiz sistemi, yer değiştirme analiz sistemi, hasar kayıp tahmin sistemiyle bilgilendirme modülü. Yani benim arazide çalışacak olan arama kurtarma teknisyeni, AFAD'ın diğer personelleri için ihtiyaç olan bilgileri üretiyor. Bu kriz yönetiminde, acil müdahale sistemlerinde, erken uyarı sistemlerinde önemli bir çalışma. Sadece karalar değil, denizler de önemli. Hele ki son yıllarda Ege Bölgesi'nde yaşanan deprem aktiviteleri. Bizdeki en büyük sıkıntı şu değerli katılımcılar, denizlerimizi karalar kadar çok iyi tanımıyoruz maalesef. Marmara'da deprem olacak, İstanbul etkilenecek diyoruz ama hani hangi fayın üzerinde, nerede olacak? Çok değerli akademisyenlerimizin farklı görüşleri var. Çok iyi tanımadığımız için maalesef Ege Bölgesi de benzer şekilde işte Girit Adası tarafında bir yoğunlaşma var ama hani o fay nereye gidiyor? Kuşadası'na mı gidiyor? Muğla'ya mı gidiyor? Bodrum'a mı gidiyor? O denize çok iyi şey yapamamışız, çalışamamışız. İnşallah çalışmaya başladık. Hani burada TEPA'nın, MEYTA'nın, TÜBİTAK'ın, 9 Eylül Üniversitesi'nin gemileri var. O gemilerle inşallah bu çalışmaları da tamamlarız. Denizlerimizi de biliriz. Çünkü işte biliyorsunuz geçen senelerde meydana gelen denizdeki depremler, tsunami bir olayı da bizlere hatırlattı ki ülkemizde eski zamanlarda çok tsunami örnekleri var. Çok hızlı şekilde hemen bir iki slaytlarda ASELSAN'la inşallah bir ortak proje başlatacağız. Fiber optik kabloyla deprem tayini. Çok modern, çok değişik, çok önemli bir ARGE çalışması. Kentsel sismik dirençlilik çalışmalarımız var. Tarihi yapıları unutmuyoruz. Bununla ilgili Kapalı Çarşı, günde yaklaşık 150-200 bin vatandaşın ziyaret ettiği bir çarşı. Projeyi başlattık Kocaeli Üniversitemizin ve diğer üniversitede katılımıyla. Bir deprem anında oradaki o 150-200 bin kişinin acil tahliyesiyle ilgili bir plan yok aslında. Buna destek olmak amacıyla bu çalışmayı da başlattık. Yine mevcutta deprem değerlendirme sistemleri var. Bunu analiz sistemine değiştiriyoruz ve yine zemin özellikleri, zemin diyoruz her zaman. Yapılarımız, konuşmacılarımız bahsetti. Gerçekten eski yapılarımız çürük diye, başka bir şey demeye gerek yok. Çürük yani eski yapıların değişmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm olur, başka bir şey olur. Ama bunlar hazır bir bomba gibi maalesef kucağımızda duruyor. Bunların değişmesi lazım. Bu binalarla ilgili de zemini çok iyi bilinmesi gerekiyor. Zemin özelliklerinin, deprem hasar ilişkilerinin incelenmesi gerekiyor. İlginiz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın